seçin. Ne olur bizim bir günahımız yok. Ne olur yardım edin. Ne olur yardım edin, bizim bir günahımız yok. Benim Muhammed aşkı için ne olursunuz yardım edin. Nereye götürüyorsunuz bu garibanları efendiler? Ne garibanı? Bunlar sultanın yasaklarına riayet etmeyenler. Şu evin penceresinde tütün kokusu aldık. Eve baskın verdik. İçeride gizlice tütün içiyorlardı. Vallahi benim bir günahım yok. Tütün içmiyorduk. Bunlar Kadizade Efendi'nin avanesi. Sırf Abdülmecid Sivasi Efendi'nin fikirlerini savundum diye iftira atıyorlar bana. Olacak iş mi bu efendiler? Bizler de Sivasi Efendi'nin dergahındanız. Bu ne cüret? Yeniçeriliğe mi özenir oldunuz? Sizlere mi kaldı evlere baskın vermek? Bir günahları varsa Yeniçeri icabına bakar. Salıverin. Ne yapalım? Bu günahkarları sizin gibi görmezden mi gelelim? Lafına dikkat et efendi. Size mi soracağız ne yapacağımızı? Geldiğimi haber verin. Hünkârımız saraydan ayrıldılar sultanım. Bursa'ya ava gittiler. Ava mı? Ne zaman dönerler peki? Malumatımız yok sultanım. Nereden çıktı bu hava anlamadım. Madem hep beraber gideceğiz, Bayezid niye gelmiyor? Hünkar abimiz öyle münasip görmüş. Vardır bir bildi. Sen bir şey mi biliyorsun Kazım? Neden gelmiyor Bayezid? İbrahim farkında değil misin? Yangından sonra aralarına bir mesafe girdi sanki. Eskisi kadar yakın değiller, görmüyor musun? Kim bilir? Belki de Hünkar abimiz onun hakiki yüzünü görmüştür. Kadızade Efendi, bir zat geldi, sizi görmek istiyor. Mesele mühimmiş. Gelsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Safalar getirdin Sivasi Efendi. Buyur. Fazla kalmayacağım. Payitahtımızda yaşanan elim hadiseler hususunda bir konuşalım dedim. Bilhassa dün geceki hadiseyi. Avanelerin yol kesip adam toplar olmuş. Bilhassa benim dergahımdan olanları. Yanlış işitmişsin. Asıl senin avanelerin yol kesmiş. Hünkârımızın emirlerine karşı çıkan, yasakları çiğneyenlere müdafaa edip günahlarına ortak olmuşlar. Biz Padişah Efendimizin karşısında duranların yanında olmayız. Lakin yasakların bekçiliğine de soyunmayız. İlmimizi, gücümüzü ahalinin yaralarına sarmaya harcarız. Onları hayata zehretmek için değil. Biz de üzerimize düşen neyse onu yapıyoruz. Aynını size de tavsiye ederim, Sivasi Efendi. Yasakların tatbik edilmesine mani olursanız, bunun hesabını Padişah Efendimize nasıl verirsiniz?
Bizim veremeyeceğimiz hesabımız yoktur çok şükür. Lakin sen ahirette vereceğin hesabı düşün. Zira ah da yerini bulur,